Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika Antep usulü kuru dolma tarifiyle geldim arkadaşlar. 3 çeşitle yapacağız. Kuru biber, kuru patlıcan ve kuru kabakla yapacağım ben bugün sizler için. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarifime geçelim. Öncelikle dolmalarımızı haşlamakla başlıyoruz arkadaşlar. Sıcak suyu tenceremin koydum, böyle ocakta kaynamaya aldım. İçerisine kuru dolmalarımı hemen böyle boşaltıyorum. Tek tek alıyorum tenceremin içerisine. Arkadaşlar çok fazla haşlamıyoruz. Sadece ben 2-3 dakika kadar bıraktım sıcak suyun içerisinde. Zaten hemen yumuşuyorlar. Onu sizler de göreceksiniz. Daha sonrasında yumuşadıktan sonra suyun içerisinden alıyorum. Siz başka kuru dolma çeşitleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada Almanya'da çok fazla imkanımız olmadığı için elimizde olanlarla yetiniyoruz. Dolmalarımı haşladıktan sonra suyun içerisinden alıp soğumaya bırakıyorum. Dolmalarımın iç harcını yapmaya başlıyorum. İç harcı için 2 adet kuru soğanımı şöyle alıyorum. Ortadan ikiye bölüp böyle rondodan geçireceğim. Ben 6-7 diş de sarımsak kullandım arkadaşlar. Sarımsak çok güzel bir tat veriyor. Taze nane ve taze maydanoz kullanıyorum. Onları da güzelce rondodan geçiriyorum. Şimdi tam olarak iç harcımızı yapmaya başlıyoruz. Şöyle 100 gram kadar kıymamı aldım. Kabımın içerisine şöyle rondodan geçirmiş olduğum soğanımı, sarımsağımı, nanemi ve maydanozumu da alıyorum. 2 yemek kaşığı toplamda salça kullandım. Ben biber salçası kullandım. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da karabiber kullandım. 1 su bardağı pirinç ilave ediyorum. Şöyle göz kararı zeytinyağı ilave ediyorum üzerine. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimi şimdi güzelce elimle karıştırıyorum. Şöyle iç harcımız artık hazır. Kıvamını da böyle gösteriyorum sizlere ve hemen yapımına başlıyorum dolmalarımızın. Hemen şöyle bir adet kabakla başlıyorum. İçerisine İç harcımdan şöyle yarısına gelecek şekilde koyuyorum. Ağzını güzelce böyle kapatıp tepsimin içerisine alıyorum. Çok fazla doldurmuyoruz çünkü pirinçler bayağı piştiği zaman şişecektir. Aynı şekilde şimdi patlıcan ve biberlerimi de güzelce dolduruyorum. Hepsini aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak yapıyorum şimdi. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Fikirleriniz benim için çok önemli. Değerli fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız hemen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bütün dolmalarımı hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi tepsimin üzerine aldım. Şöyle nasıl olduklarını sizlere hemen göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Hemen şöyle tenceremin içerisine tek tek dolmalarımı diziyorum. En alt kısmına isterseniz et falan da koyabilirsiniz. Kuzu eti veya tavuk eti isteğe bağlı. Ben bugün hiçbir şey kullanmayacağım. Böyle sade yapacağım. En alt kısmına kabaklarımı diziyorum öncelikle. Kabak biraz geç piştiği için en alt kısmına diziyorum. Böyle benim dizdiğim gibi dizerseniz arkadaşlar ağız kısmı kesinlikle açılmıyor. Veya pirinçler piştiği zaman, şiştiği zaman içinden çıkmıyor dolmaların. Şu şekilde gerçekten harika oluyor.
Kabaklarımı en alt kısmına dizdikten sonra ikinci sıra olaraktan biberlerimi diziyorum. Patlıcan biraz daha erken piştiği için patlıcanı en üst kısma, kabakları en alta ve biberleri orta kısmına dizdim. Sizler de böyle yaparsanız çok iyi sonuçlar alırsınız diye umut ediyorum. Bütün dolmalarımı şimdi tenceremin içerisine diziyorum arkadaşlar. Ben az yaptım bugün, çok fazla yapmadım ama siz isteğe göre, kendi kişi sayınıza göre daha fazla veya küçük tencerede daha az da yapabilirsiniz. Gerçekten bunun azı çoğu hiç fark etmiyor. Önemli olan tadı, tadı da gerçekten mükemmel oluyor. Bütün dolmalarımı tenceremin içerisine dizdim arkadaşlar. Verdiğim tariften toplamda 3 sıra çıktı. Tencerem birazcık da genişti. Toplam 3 sıra dolmam çıktı. Üzerine şimdi bir miktar göz kararı zeytinyağı böyle döküyorum. İki ince dilim doğramış olduğum limonu da böyle üzerine bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum üzerine. İçi de biraz tuzlu olduğu için çok fazla tuz serpmiyoruz. Bir tatlı kaşığı bende yeterli geldi. Şöyle üzerine birazcık geçecek kadar su ekliyorum üzerine. Şöyle gördüğünüz gibi çok fazla olmasın suyu. Böyle zaten suyunu baya güzel çekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi dolmalarımın üzerine az bir şey geçecek kadar su koydum. Üzerine bir tabak kapattım. Tenceremin kapağını kapatıp önce yüksek ateşte pişmeye gönderiyorum dolmaları. Şöyle gördüğünüz gibi kaynamaya başladı dolmalarım. Dolmalar kaynamaya başladığı zaman şöyle gördüğünüz gibi ben baya böyle kısık ateşte pişmeye bıraktım. Kısık ateşte pişerse hem güzel pişiyor hem de güzelce suyunu çekiyor. Ve yeterince pişti dolmalarımız. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hemen şöyle kapağını açtım. Tabağı da aldım üzerinden. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ne içinden çıkmış. İçerisine koyduğum su da tam yeterli geldi arkadaşlar. Ben şimdi hemen tenceremi ters çevirip dolmalarımın nasıl güzel piştiklerini hemen sizlere göstermek istiyorum. Ve şöyle dolmaların güzelliğine bakar mısınız? Hiçbir şekilde ne dibi tuttu, ne bir şey oldu. Gerçekten o kadar güzel bir şekilde pişti ki şöyle gördüğünüz gibi hemen kabaktan bir tane göstermek istiyorum. Biberler de aynı şekilde. Patlıcanlar da aynı şekilde pişti. Gerçekten harika bir kıvamı oldu. Şöyle hemen yakın çekimden de sizlere nasıl güzel göründüklerini göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldular. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle bir tane alıyorum ve içinde nasıl güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kabağı ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle nasıl bıçakla kestiğim andan itibaren ne kadar güzel piştiğini sizler de görüyorsunuz. İçini de göstermek istiyorum. Şöyle gerçekten harika bir şekilde pişti. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.